Samsun'da İlk Adım Belediyesi tarafından organize edilen İlk Adım Konferansları okur-yazar buluşmaları kapsamında Samsun'a gelen eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale adlı söyleşide 100 yıl önce başlayan savaşın günümüzde de devam ettiğini belirtti. Adamcağız bana sorarsanız yanlışlıkla padişah olmuş bir gönül sultanı. Mevlevi diyorlar, Hazreti Mevlana'ya yürek bağlamış. Mevlana'yı kim sevmez ki, herkes severse o biraz fazla seviyor. Mesneviyle beslenmiş gönlü. Düşündü, üzüldü. Oğlum dedi, madem öyle beni Konya'ya götür. Konya'da bir köşk tuttular Hazreti Mevlana'ya yakın, dayayı döşediler, padişah için asmadılar. İkinci bir tedbir daha arz edeyim. Topkapı Sarayı'nı hala görmeyen var mı içimizde? Varsa lütfen ilk fırsatta inşallah İstanbul'a yolları düşsün ve dünyanın en kıymetli maddi manevi hazinelerini toplayan orayı görsün. Göstermek, görmek nasip olsun inşallah. Çanakkale sırlar dünyasıdır. O sırları çözdükçe birçok şey aydınlanacaktır diyen Vakkasoğlu şöyle konuştu. Bir siyaset dahisiydi Sultan II. Abdülhamit ama döneminde kıymeti anlaşılamamış. Bugün anlaşılmış mı? Gel de tahmin edin ama bugün biraz kıyıdan köşeden bir şeyler öğrendik. Sevgili kardeşler, Sultan II. Abdülhamit Han ediliyor. Sadrazam Tanrı Paşa, yani dönemin başbakanı adamları durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki, hünkârım, padişah biraderiniz böyle bir durumda. Konya'yı arzu etti. Sizi nereye götürelim? İşte o ipek gibi yumuşacık adam, kartal gibi şahlanıyor. Ve sanki enselerine bir Osmanlı tokadı gibi bir cevap. Ne diyor? Bu nasıl soru ki benden cevap istiyorsunuz? Düşman geliyor diye kaçmak düşünülür mü? Ben son Bizans kralı Konstantin kadar şerefli bir adam değil miyim ki? O elinde kılıç Fatih dedeme karşı çarpışırken surların dibinde ölüsü bulundu. Verin elime bir tüfekle gazi olur ya şey dedi. Konuşmanın devamı da var ama merak edenler inşallah yazdık okurlar.